39 doğumlu Alaaddin Zeybel Erzincan. Zelzelede buraya intikal ettik. Burada kaldık, büyüdük. Doğumum oraya yalnız. Ondan sonra ben Malatya Mobilyacılar Odası 17 nolu üyesiyim, kurucularından. Malatya Mobilyacılar kurucularından 17 nolu üyesiyim. Sanata başlama tarihim işte 55'ler gibi. 55'te okulu bitirdikten sonra sanata girdik. Sanata girdikten sonra çıraklığa başladık. Çıraklığım Öz Pazarbaşı diye bir ustamız vardı. Yaşıyorsa Allah selamet versin, ölmüşse rahmet etsin. Ondan sonra mahallede bir arkadaşımız vardı. Cirikpınar Mahallesi'nde ben büyüdüm. Cirikpınar Mahallesi'nde bir arkadaşımız sanata gitti. Bizden bir yaş büyüktü, bir iki yaş. Ustanın yanına. Ondan sonra Nurettin Gelgelioğlu diye bir arkadaşım var. Onu da aynı sanata götürdü, aynı arkadaş. Ondan sonra beni aldılar oraya. Abi mahalleden 3 lira oraya getir. Ya silahlığım bir olay var, onu başımdan geçen onu anladım istersen. Benim ustam Mahap Öz Pazarbaşı, yani Kubilay'ın olduğu yer, ortaokulun olduğu yer ustamın bahçesi. Orada bir su yolu vardı, su yoludan nettik. Kayısı erik kırkızlığına geçtik. Çalıyı yardık, kırkızlığa geçtik. Oradan ustamız bizi oraya bir ip asmış. O sokağın çocuklara olsa asacakmış. Çalıyı yarıp o kayısı mayısı erik ediyor. İşte çocuk hani daha sanata gitmemiştik. İlkokul gibi. Vakti ip orada harp birden üstümüze, önümüze ortmadı. Bizi yakaladı, biri kaçtı, öbürleri yakaladık. Koynumuz, boynumuz hep dolu erikler, pişmişler, mermiyle. Çalıyı yardık, bizi yakaladı, dedi ulan sizi asacağım dedi. Neyse, geri çıkarttı beni, dedi ulan çalıyı tutun. Çalıyı bize geri tutturdu. Vahap selamet versin vahap abi. Ondan sonra bize yaptığımız delikleri, çağları hep geri verdi bize. Geri verdi. Ondan sonra gittik aynı adamın yanına çırağlığa. Hiç umadığımız bir yer. Gelene dedi ki ya bunlar bizim bahçe kırkızları. Gelen arkadaşına ya usta yeterdi ki gelene söylüyor. Yakaladılar ya. Tesadüf ya. Bizi işte oraya çırak gönderdi Allah. Gelene dedi ha bunlar benim çıraklarım, kırkız başları bunlar. Evin bahçesini yardılar. Öyle sanata başladık işte. Derken emin ol ki ben de öğretmenim ya, yüz küsür yani talebem var, mezun ettim. Sertifikalarım var evde, getirmedim, o ayrı. Sağ olsun bizim başkan Şıkı var şimdi, dernek başkanımız. O bizi lütfetti, sertifika verdi bir işe de 2004'te, 14'te. Yetiştirdiğimiz elemanlar var, sağ olsunlar gördüler mi, hürmet ediler, saygılarından eksik vermiler. Biz de onlara sevdik. Mikail de onlardan biri yani, başlarından, Kalfarından Mikail. Yani bir dükkanda 40 kişi, 50 kişi çalıştı. Bunlar ben idare edeyim. Öyle zaman oldu mu dedim, paydos hadi nereye? Tekelen oradaydı bizim dükkan. Tekelen arkasında bir saha vardı, top oynamaya. Aynen bir aile gibi. Usta geldi dedi, bize bisiklet alıyor. Allah Allah. 8-10 tane bir tane bisiklet alıyordu ben dedim. Yani 40 kişi, 50 kişi çalıştı. Mezun ettiğim yüzün küsü daha ayrı. Bunları ben tekelime idare edeyim ama aile gibi. Bir tanesi bakıyordum anasından dökmüş, gitmiş divanın altına girmiş şu kadar daha çırak. Babası yok, yetim. Ya fakir geliyor benim oraya, ya yetim. Kulağından tuttum, divanın altına çıkarttım. Anası rahmetlik oldu. He. Yani de rahmetlik oldu. Aldım tükene götürdüm. Öbürü gelmiyor Nihat diye biri. Lan nerede saat benim hep yetimler ya. Mahallede gittim, motorum vardı bir tane. Gittim bakalım, baktım top oynuyor mahallede. Bekledim. Ben de topçuyum ya, seveyim. Bekledim, maçları bitti, kulağına yapıştım, hatıra bindim, onu da getirdim. Onun da babası yok. Yani hep öyle işte, hepsi benim ailem gibidir yani.
Hatayken anam babam rahmet olsun, kış ayları hani bu. Salınçak tavandan aslan sancaklarla, çangalla biliyorsun, torbalı. Ya zelzel olunca o torbayla Allah yasadacak, o çangal babamın eline düşüyor. Çangal ha, torba değil. Komple alıyor, götürüyor beni karın üstüne koyuyor. Orada kız kardeşimde de halalarım vardı, onları rahmetli olduk, kaybettim. Anneannem, dedem, onlar namaz, sabah namazı. Kalkmışlar, namaz kılarlar. Pencerelere demir böyle, biliyorsun, alt kat. 78 deme vura demiri kıra. Orada secde, anneannem secdede kalmış. Dedem de öyle camın orada üstüne yığılmışlar. Yani sabah namazı oluyor olay. Demişler, hadi bu anam babam ya beni dışarı kurtar da abim vardı, rahmet olsun, sizlere de ömür olsun. Öldü, benden 10 yaş büyük. Dediler, Selahattin nerede, benim adım Alaaddin. Selahattin nerede, kayıp. Affedersin, çıkmışlar bakmışlar ki ağaca yapışmış, ağaçla beraber sallanıyor. Neyse, affedersin, su dökmesine çıkmış yani. İdrar çıkmış, onu da orada öyle bitirdi ki. Orada valla çok kaybım zor, bir bilerim, karalarım. Kız kardeşim ben de yanlış aktarmışlar, halalarım vardı yani. Kız kardeşlerim benim, biri Erzincan'da rahmetli oldu, biri de burada rahmetli oldu. Ablalarım, ikisi de abla, en küçükler benim ailenin. Ondan sonra kardeşim hadi yani buraya geldik, yerleştik ama halam geldi buraya. Bizi de buraya getirdi. Onlar çekti Antalya'ya, Adana'ya gitti, biz kaldık burada perişan. Anam babam ihtiyar, yaşlılar. Babam yaşlı. Burada kaldık işte yani, velhasıl. Anam babam ilkokulda, ben daha ilkokul birden mi ikideyim. İkisi de rahmetli oldu Altayaray'la. Kaldık, tek abimle kaldık, rahmetlik. Öyle büyüdük, okuldan dediler, baban ölmüş bilmem ne. Ooo, güle oynaya gelin, haberim ne ben daha küçüğümden. Güle güle gelin, beni eve gönderirler. Ondan sonra Altay, sonra anam rahmetli kaldık abimizin, abimin umuduna. Abimle de öyle yaşadık, gittik işte, ne bileyim. O da İstanbul'da rahmetli, hanımı öldü, ikinci evlendi, hele bir ömür geçti işte. Yaşım 82, 1,5 ama 2'di gün aldım. Sene olarak 39,1 ama ben 2'den gün aldım. Nasıl göstereyim yaşım? İyi mi? Ondan sonra işte usta bizi öyle etti, her tarafa malamat etti. Gelen bizim bahçe kırkızları yakalandı, ne yapalım. Sana ta geçmiş aradan 1939'da ben nerede, o da kasten hani millet birbirine girmiş. Velhasıl benim kimlik mimlik yok, sonradan benim soyadım Zeybel ama acaba Zeybel miyim onu da bilmiş. Yaşım doğru mu? Ne, bir şey kalmamış ki yeniden. Mesela nüfus müdürü orada Erzincan diliyle Zeybek yazacağına ele attın yazmış. Ele attın halbuki. Burada Malatya'da düzeltti. Genel müdürlük dedi ki, sen adın Alaaddin dedim, ya ne Alaaddin, Alaaddin? Yok de Alaaddin. Zeybel yazılana Zeybel geçik. Şeyin şeyini unutmuş. Yani o zaman ki nüfus müdür işte, Alaaddin olur mu? Burada Malatya'da genel müdürlük dedi ki, sen adın, ya nerede Alaaddin işte, Alaaddin yok diyor. Rahmet olsun. Acet'le beraberiz yani, rahmetli Acet vardır, Mehmet Acet. Onunla aynı kooperatif dernekteyiz, üyesiyiz, ikinci başkanlık yaptım. Rahmetliyi severdim, o beni severdi ailece. Rahmet istedi, he. O da işte hanımı kaldı, olanlar var değiller yani, he. Asya'da bir kere o zaman kara gücü falan vardı, kara gücü.
takımları. Askerde oynadım. Fotoğrafımı getirmedim. Evde var. Orada oynadım. Kandıra'da asker gittim. Sürgün yeri, Kandıra'ya sürgün gittim. Orada askerde, orada futbol oynadım Karagüz'ünde. Ondan sonra burada geldim. Malatya Hilal Gençlik vardı. Necati Bıyık, Necati denilirdi. Eski bilir misin? Bilmezsin. Ha, ondan beraber yine sizi gittik, Hilal Gençlik'e. Turan Kelleci, Nihat Uzanoğlu, ben. Nihat Uzanoğlu rahmetli oldu, Kelleci duruyor, Turan Kelleci. Yönetici gittik, futbol aşkı vardı. He. O hem oynuyordum, hem yönetici gittim. He. Hacdan geldim, bir sene bizim Mehmet Nakir var. Kulaşınlı ya, Lacat Hacı. Sakallıyık hacdan gelmiş. Kaç sene, kaç yapıyordu? 63. 63'te gittik rahmetli anasıyla. Geldik, ben hani toptan bahsettim, Mehmet dedi, geleceğim senin Kalisa'ya uğradı. Oğlum benim sakal sakal, nereye giden Mehmet? Mehmet Nakir, sanayiden tanıdım ben. Geldik, dayandı kapıya, hadi Kalisa'ya gideceğiz ki. Ya hem hacı, daha bir hafta geçmiş sakalımı senin, beraber hacdaydık onunla. Velhasıl bizi götürdü şeye, Kalisa'ya oynatmaya götürdü. Sosu sakal, yani o kadar şeydim, topuna içiliştiydim yani ha. Kardeş. Vallahi hayatım şöyle ki, 4 tane oğlan yetiştirdik. Kızımız yoktu, Allah vermedi. İşte büyüğü bu. Bir tanesi trafikte Diyarbakır yolda rahmetli oldu bunun küçüğü. Ondan sonra işte 2 tane onlara verdik. Pek de yani durumumuz içerisinde girdi. Buraya imalatçı. Ondan sonra işte valla işte 35-40 kişinin şeyine bakacağım, hesabına baktım. Dedim ya, bir öğretmenim ben de yani. Arkadaşlarım vardı. Rahmet dostum Sırmıtı Şahin dedik, rahmetlik. Mehmet Acet, Celal vardı. Eski ustalardan Muhlis Mümem Gök vardı. Bunlarla beraber resmi getirdi geçti de. Ondan sonra işte böyle bir... Mehmet Acet'in rahmetlik düğününden geldik. O benden sonra evlendi Acet. Düğünden geldik topluca bile işte 6-7 kişi. Güner Demirci var, oto döşemeci. Onlarla beraber şey, toplu bir fotoğraf çektik, ne güzel işte bir şeyler getirdik, bilmem ah, vardım ha. Bu hayatımız böyle geçti yani kardeş ha. O zaman dedi ki bize, hepsi dedim ya yetim yapar ki yani, zengin çocuklar okuyor, okutabilirler. Eti senin yemi gibi bizim dilerdi, teslim edilerdi. Şimdi çırağa gelen de yok, bir de gelir gelmez haftalık ne vereceksin? Gelse de yani benim zamanımda değil de, şimdi bir kireyle görüyor, benim zamanımda değildi. Ben sana ne diyeyim, 35-40 kişi bir yerde çalıştık. Bunları idare edin, usta yaptım bunları. Şimdi öyleydi, para kaç para vereceksin, onun için çırak da yetişmiyor, usta da yetişmiyor. Ben şimdi bunları ne diyeyim biliyor musun? Ailelik ahlakıyla büyüttüm. Ailelik, ailemden var ya, onların ahlakıyla bir aile gibi bunların şeylerini istismar etmeyecek şekilde hepsinin ayrı bir mezhebi vardı. Hepsini de idare edeyim yani. He. O ahlakla yetiştiğim için hepsi beni sever, sayar şu anda. Bizim Ali Evren var. Onlarla da sevişiriz, iyi arkadaşız, dostuz. Benim devre yanında. Rahmetli'nin benden sonra ikinci başkan. Aynı devrede. O bizim rahmetli onun ikinci başkanı oydu. Başkan oldu. Şu an Ali Evren biliyorsun. Ona da iyi bir arkadaş. O da yaşlı benim yaşta bir adam yani. Ha. Bilmiyorum şu derler başkanlık yapayım acaba? Esnaf Kefalet Dernek Başkanı. Ha. Öyle yani. Fuara gidiyorduk. Fuar açıldı. Bir fuar sergi açtık mobilyada. Hatta Abdullah Özler falan Kelleci'nin resmi de çek, Abdullah Özer var ya, dernek başkanı, eski şoförler. Fuar, ben orada bekledim sabaha kadar. Fuar, mobilyayı teşhir edildik yani. Bizim faaliyet çoktu ya.
Malatya valla çok adam yoktu ki böyle. Şimdi hep araba çok, adam çok. Birbirini tanımıyorlar. Şey çok, saygısızlık çok. Daha söylüyor mu? Adam yüzümü fırıyor. Bizim o zaman ölümün önünden geçemezdik büyüğümüzün. Ne gibi? Adam şimdi ağzıma fırıyor. Ne asla bitmiş, ahlak düşük yani. Sana söylüyorum. Sana Torat yer de mum arası söylüyor ben yani. Mümkün mü ya ben büyüğümün önünden yetiştiğimizde usta olarak ben de onların üstüne gideceğim. Şimdi bir yer buldu mu gidiyor bu dükkana. Bak bizim bir şartlamamız vardı orada. Büyük dükkan olarak kelleci ile biz Sedef Möbüle ile Bahar Möbüle bilmem ne anlaşmıştık. Birbirimizden çıkan çocukları almayacaktık kalfaları. Niye? Acaba ustasının mı suçu var, çırağın mı? Birbirimizden alma yoktu. Haberimiz olacak. Ben razı olam ki benim adam mala. Niye çıktı? Hakaret etti. Niye çıktı bilmem ne etti derken haberi olmadan yani almadık. Bu kadar rahat yüksekti. İlla o benden izin alacak, o çırağı alacak. Alabilirsin dedim. Abi birkaç tane de el oldu nitekim. O en büyük dükkanlar bizimkilerdi yani. Ben 1963 Malatya Çarmıza doğumluyum. 1974'te ilkokulu 4. sınıfta ayrıldıktan sonra bu mobilya mesleğine başladım. Arkasından marangozluk mesleğine başladım. Uzun bir zamandır devam ediyorum. Böyle sokakta bulduğumuz ağaç dallarında, bahçelerde bulduğumuz, odun ardiyelerinde bulduğumuz, fırınlarda kesilen ağaçlarla ilgili bulup bundan ne yapabiliriz, bundan ne edebiliriz, ne çıkartabiliriz. Bunlarla ilgili böyle sevgimiz, kavgamız hep ahşapla başladı, öyle de devam ediyor. Kısmet olsa da devam ettireceğiz böyle. Devam ettik annem biraz, bende terslik olduğu için biraz bana keçi sütü falan çekmişler. Onda da inatçılık olduğu için bende de böyle bir inatçılık oluştu. Hani böyle ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Biraz böyle farklı bir şeyler yapayım dedim. Öyle başladım, öyle de devam ediyorum. Çıraklığımız işte biz bir okul gibiydi. Böyle 20-25 kişiye yakındık biz çocuklarla beraber çalıştığımız. Usta, kalfa, çırak vardı böyle. Yani dün, bugün, yarın gibi. İşte biz ustalarımız yanında çay içmezdik, yani haftalık istemezdik, bize bahşiş verirlerdi, biz onu almazdık. Yani bir aile, bir abi, bir anne, bir baba, bir kalfa, bir usta, bir çırak, biz hep öyle yetiştik. Öyle de devam ettirelim diyoruz ama biraz kopma oldu bu 8 yıllık eğitimden dolayı. Eleman yetişmiyor, bu sıkıntılarımız falan var. Bu da bilmiyorum, bunda Milli Eğitim Bakanı, Sanatkarlar Odası Başkanımız, Mobilyacılar Dernek Başkanımız, bunlara biraz yön verirseler bizi mutlu ederler. Bu meslek dünya var olduğu müddetçe terzilik, marangozluk bunlar var olan meslek ama biraz teknoloji bizi geri plan etti. Pek heves de yok, çalışmak heves de yok. Hani bakalım, görelim. Böyle hep gözle alakalı, böyle elle alakalı şundan uğraşayım, bundan uğraşayım öyle bir talep yok. Yani gelen de hani böyle bir resim çekeyim, böyle bir hatırası kalsın, bir anısı kalsın. Ya da işte bazıları da geliyor diyor ki biz böyle böyle bu işten ilgili ne yapabiliriz? Bay bayan olsun, büyük küçük olsun, ben burada herkese yardımcı olmaya gayret ediyorum. Yani ya yapmak istediği işte zımpara olsun, törpü olsun, ağaç olsun, elle ilgili çalışmalar falan. Benim bir iki tane ürünüm var şurada.
kurumuş ağaçlarla alakalı. Ben şu ana kadar bazıları geliyor diyor ki burada usta eline sağlık, güzel bir şeyler yapmışsın ama hep ağaçları kesmişsin. Ben şu ana kadar hiçbir tane ağacı dibinde kesmiş değiliz. Ben bunları genelde tekrar ediyorum. Fırınlarda, odun ardiyelerinde ya da işte sokakta gittiğimiz zaman kesilen ağaçlar ya da park bahçelerle ilgili onlar mesela kuruyan ağaçları falan kesiyorlar. Kestiği zaman da ben takip ediyorum. Yani nerede ne var, ne yok, şunda ne çıkartabiliriz? Sehpa yapabiliriz, masa yapabiliriz. Değişik bir şeyler çıkartabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. İkinci, her ağacın kendine bir özgü rengi var, güzelliği var. Mesela bizim kayısı ağacımız, onda biz çalışmalarımız falan var. Rengi çok güzel, sertliği güzel, kullanımı çok güzel. Mesela ceviz ağacının kendine özgü bir rengi var. Asırlardır kullanılan rengiyle ilgili, sertliğiyle ilgili, kullanımıyla ilgili. Mesela kavak ağacı bazen kullanıyoruz. Hani bunun çocuklarla ilgili çalışmalar yaptığımız için, yumuşak olduğu için. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani ağaç olarak hiç fark etmiyor. Biz bütün ağaçlarla çalışıyoruz. Yani yeter ki bizim elimize geçsin. Güzel. Ürettiğimiz ürünlerle ilgili yani kişi nasıl bir şey talep ediyorsa yani bir gardırop ya da bir dolap değil de böyle akıl dışı olan bir şey. Yani bizde hiç düzgün bir şey bulamazsın. Hep eğri ürünlerdir ama bunların hepsi de kullanımla alakalıdır. Yani bir sehpadır, bir masadır. Yani baktığın zaman yani bunda yorum yapma şansın olmuyor ama bittikten sonra çok farklı ürünlerimiz çıkıyor. Masa çıkıyor, sehpa çıkıyor, telefonluk çıkıyor. Çok çok farklı ürünler çıkartıyoruz. Mesela ayna falan çıkartıyoruz ağacın hiç dokusundan oynamadan. Ona biz bir normal ip takıyoruz. Mesela çiçek merdiveni yapıyoruz. Sınır yok bizde. Yani kişi özel ne isterse bizim misal 1974'te bugüne kadar hep özel sipariş çalıştık. Peki bundan sonra geleceği nasıl görüyorsun? Ben geleceği işte milli eğitimle ilgili bizim esnaf sanatkarlar odası başkanlarımızla ilgili böyle bir çalışmalarla ilgili eğer bir altyapısını falan oluşturursalar bununla ilgili çok güzel devam ederim. Yani misal ben şöyle bir şey diyeyim. Sıradan masaya geçiş. Bir öğretmen ya da bir mühendis ya da bir üst düzey bir mimar İlkokulda başladı, 27-28 yaşına kadar okudu, üniversiteyi bitirdi, diplomasını aldı. Ama bir atölyede gidip de yani bir çivi çakayım, bir çivi ağaç keseyim, bizim para yapayım. Burada o boşluk dolmuyor. Masaya geçtiği zaman sadece o diyor ki benim görevim sadece imza atmak. Yani mesela burada iç mimar, diş mimar, böyle beraber bir abi kardeş, usta kalfa, milli eğitim, esnaf ya da sanatkar böyle çalışmış olursak hem biz kazanırız hem onlar kazanır. Hem okulda öğrenecek, hem çıraklık olacak, hem kalfalık olacak, hem ustalık olacak. Yani hoca, öğrenci, usta, kalfa, çırak hep beraber. Yani bir anne, bir baba, bir çocuk, bir öğretmen. Yani okul eğitimi diyeyim, sınıf eğitimi diyeyim, atölye eğitimi diyeyim. Yani diyorlar ki şu an eskide bize derlerdi ki okumayan kişiyi sanayiye gönderelim. Şu an eğer sanayide de gitse şu anki dille bizim zamanımızda matematik, Türkçe şu an sayısal sözel diyorlar. Eğer sayısal sözelin olmazsa sanayide de başarı elde edemezsin. Yani bunlar sanal.
Çocukların ilgisi biraz var. Ben burada bazen gelen çocuklarla ilgili üstümüzde çocuk müzesi falan var. Oraya falan geldikleri zaman mesela ben burada ağaç tana, ağaç çekiç, ağaç çivi, ağaç teker. Ben bundan ilgili çocuklarla ilgili çalışmalar falan yapıyorum. Haddinden fazla bir heves var. Yani o çocuklar ağacı eline aldıkları zaman bak plastik alsa onun kokusuna zarar verir ama bir gün ağacı kemirmiş olsa, yemiş olsa ona hiçbir yan etkisi olmaz. Çünkü doğal bir şey. Doğal ana olduğu için de çocukların çok talebi var ama mesafe uzak. Çocuklarla ilgili topraktan teması kesmeyelim, ağaçtan teması kesmeyelim, yürümeden teması kesmeyelim ki çocuklarımız yerlerimiz aydınlık olsun ama bu şekil yeterli değil. Yani burada sanat sokağında burada yapanlara teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir yer yapmışlar. İşte burada sanatla ilgili sanat sokağında bir ben varım ama yani bir kalaycı, bir bakırcı, bir nalbant, bir anahtar tamircisi böyle birkaç tane olmuş olsa yani bunlar hep sanatkar. Yani bir halı dokuma ne diyeyim işte sanatla ilgili ne varsa çocukları görecek ki bunları gelsin, görsün, bilsin. Yani hep imalat, sanat, imalat bunlar hep birbirini tamamlıyor. Bunların biri olmasa biri olmuyor.